Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. DEM Parti'nin çok değerli eş genel başkanları bugün heyetleriyle birlikte bizi genel merkezimizde ziyaret ettiler. Geçtiğimiz günlerde biz kongrelerinin ardından kendilerini kutlamak ve başarılar dilemek üzere DEM Parti'nin genel merkezindeydik. Onlar da bugün bize bir iadeyi ziyarette bulundular. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek ve bir kez daha hem kendilerine, heyetlerine ve onların şahsında tüm üyelerine hoş geldiniz demek isterim. Tabii ki bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır ve bundan sonraki süreçte de mecliste temsil edilen, mecliste en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda olan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretleri yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Bugün ülke meselelerini konuştuk. Elbette en çok emekliler açısından yakıcı halde olan bu ekonomik krizi ve satın alma güçlüklerini, ekonomik krizi, işsizliği ve Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm krizleri konuşma imkanı bulduk. Bu ziyarette ülke meselelerini konuşurken işin hem ekonomik boyutunu hem de siyasi boyutlarını konuştuk. Tabii ki bugünkü toplantının gündemi yerel seçimler bu kadar yakınken yerel seçimlerden bağımsız değildi. Daha önce de ifade ettiğim bir konuyu burada da ifade etmek isterim ki Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kurmuş ve çok partili rejimi getirmiş, ülkeye çok partili demokrasiyi getirmekle övünen bir haklı olarak övünen bir siyasi partinin genel başkanı olarak Cumhuriyet'in 100. yılında bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği, seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu ülkenin 81 ilinde, bu ülkenin bini aşkın ilçesinde, bu ülkede her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli ve seçtikleri kişiler kendilerini yönetmeye devam etmelidirler. Bunun yanı sıra elbette ülke büyük bir anayasa krizi yaşamaktadır. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı'nın da sahiplendiği ve ülkenin seçilmiş milletvekillerinin adına yemine davet edilen Can Atalay'ın yemin edemediği, Hataylıların seçtikleri milletvekiline milletvekili sıfatını ona siz veremezsiniz Hataylılar olarak. Biz talimat alırsak saraydan onu tutarız ve salmayız dedikleri bir noktada meclis başkanının da üzerine düşeni yapmadığı bir sürecin içindeyiz. Biz bu meseleyi sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme, yargı açısından, gerçek ve tüzel kişiler açısından bağlayıcı olduğuna ilişkin anayasa metninin kabul edilmemesinin bir anayasayı ihlal girişiminden öte bir tek adam anlayışının anayasaya, anayasal düzene karşı darbe girişimi olarak görüyoruz. Bugün Anayasa Mahkemesi'ni yok sayan, yarın meclisi yok sayacak, bir diğer gün diğer mahkemeleri yok sayacak ve bu tüm toplum için mal ve can güvenliğinin de ihlal edildiği bir noktaya evrilmesi muhtemel olacaktır. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hafta pazar günü saat 13'e Tandoğan Meydanı'na bir çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı da tüm siyasi partilerle de paylaştık ve bu çağrıyı tüm
demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi görüşü ne olursa olsun anayasaya sahip çıkan, özgürlüklere sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkan, gösteri hakkına, yürüyüş hakkına sahip çıkan, emeğine ve ekmeğine sahip çıkan herkesi mitingimize davet ettik. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı bu vesileyle mitingimize davet ediyoruz. Siyasi partileri davet ediyoruz. Sendikaları, meslek örgütlerini davet ediyoruz. Ve gelin ortak geleceğimize Tandoğan'da hep beraber sahip çıkalım diyoruz. Sorunlarıma sahip çıkılsın diyen işsizleri, gençleri, emeklileri ve emekçileri, biz size sahip çıkıyoruz diyen ve bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi pazar günkü mitingimize bir kez daha davet ediyorum. Sayın eş genel başkanların şahsında tüm siyaset arkadaşlarına, üyelerine bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerin ülkenin ortak geleceğine hep beraber sahip çıkma seçimleri olduğunu bir kez daha altını çiziyorum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, bugün bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç hafta önce bize bir ziyareti olmuştu. Bizler de bugün bir iade-i ziyarette bulunduk kendilerine. Kendilerinin sıcak karşılaması için ve ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Özel'in de ifade ettiği gibi, evet bugün bizler çok sayıda başlığı görüştük. Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasal süreci konuştuk. Özellikle Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar, Türkiye'de yaşanan yargı krizi, Türkiye'de yaşanan antidemokratik uygulamaları değerlendirmeye çalıştık. Yargı krizi öyle derin bir boyuta gelmiş ki, şu anda sevgili Can Atalay, bir deprem bölgesinin, deprem kentinin milletvekili olarak parlamentoda olması gerekirken şu an cezaevinde. HDP'nin eş genel başkanları şu an kendi görevlerinde olmalıyken, halkla birlikte iç içe çalışmalarını sürdürmeliyken, tamamen siyasi gerekçelerle, hukukta asla yeri olmayan gerekçelerle bir kumpas davasıyla, Kobani kumpas davasında yargılanmaları devam ediyor ve tahmin ediyoruz ki yakın zamanda da karara bağlanacak. Bunlar işte yargının içinde bulunduğu antidemokratik uygulamaları, anayasayı ve hukuku tanımayan uygulamalarına bu olaylarla biz bir kere daha tanıklık ettik. Ve yine ülkemizde yaşanan derin ekonomik krizde ve aslında yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde belki bu sorunlar az konuşuluyor ama bu sorunlar bizim mutfağımızda, tenceremizde hepimizin yakınen hissettiği sorunlarken, Türkiye'de 50 milyona yakın insan açlıkla, yoksullukla baş başa kalmışken, bizler bunların görünmez kılınmasına belli kesimler tarafından müsaade etmemeliyiz ve buna karşı bir duruş sergilemeliyiz. Ve bu ülkede sıklıkla biz DEM Parti olarak ifade ettiğimiz, bu ülkenin demokratikleşmesinin önündeki en temel sorunlardan biri olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin, kapılarının aralanmasının önemini burada bir kere daha vurguluyoruz. Değerli halklarımız, değerli basın emekçileri, bugün bu ülkeyi demokratikleştirmek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek hepimizin görevidir. Yüzyıl boyunca eksik bıraktıklarımızı tamamlamak ve yüzyıl boyunca yeterince oturtulamamış, hatta daha fazla olumsuzluklarla sonuçlanmış olan demokrasinin taşlarının yerine oturması için bizim için tarihi bir fırsat. İkinci yüzyılda bu mücadeleyi vermek ve bu mücadeleyi kesinlikle bütün kesimlerle, bütün siyasal ve toplumsal kesimlerle vermeyi önemsiyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler elbette bugün yerel seçimleri de değerlendirdik. Yerel seçimler, evet, bazen genel siyasetin gölgesinde değerlendiriliyor. Bu çok da yanlış bir şey değil ama eksik bir şeydir.
Yerel seçimleri aynı zamanda kentin kendi dinamikleri üzerinden, kent hizmetleri ve şehir hizmetleri üzerinden değerlendirmek durumundayız. Bizler yerel seçim politikalarımızı ilk belirlediğimiz ve kamuoyuna açıkladığımız zaman kent uzlaşısından bahsettik. Kent uzlaşısında altını özellikle çizmek istediğimiz nokta şudur ki, sadece siyasi partilere, o kentin siyasi partilerine ve siyasi dinamiklerine hitap eden bir şey değil, aynı zamanda oradaki bütün toplumsal dinamiklere, kadın hareketine, gençlik hareketine, doğa ve insan hakları savunucularına, ez cümle o kentte yaşayan her kesimin kucaklaşmasını sağlayan, her kesimi temsil eden adaylarla yola çıkma konusunu özellikle önemsiyoruz bu önümüzdeki seçim politikalarımızda. Ve bizler bugün elbette bu konularda neler yapılabileceğini, işbirlikleri konusunda yol ve yöntemler nasıl olur ve nasıl olmaz, olur mu olmaz mı, nerede olur, bütün bunlarla ilgili derinlemesine olmasa da bir görüşmeyi bugün gerçekleştirmiş olduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde yaşayacağımız yerel seçimler, ülkenin demokrasisine ve biraz önce konuştuğumuz bütün genel sorun alanlarının önünün açılmasını sağlayacak bir nitelikte geçer. Ben tekrar ev sahipliğinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e ve heyetine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Diyalogların sürmesi önemlidir. Ayrıştırılıp kutuplaştırıldığımız bir dönemde, siyasetin ve siyasetçilerin kriminalize edildiği bir dönemde yan yana durmak, dayanışmak, konuşabilmek, farklılıkların bir arada bulunabilmesi demokrasi örneğidir. Bu örneğin daha da güçlenmesine ihtiyaç var ülkemizde. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bunu daha da güçlendirmek için hep beraber bütün demokrasi güçleri olarak daha geniş ölçeklerde emek verebiliriz. Ben ayrıca da basın emekçilerine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli basın emekçileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sadece bir iadeyi ziyaret olmadığını eş genel başkanımız ve Özgür Başkan dile getirdiler. Türkiye hem bölgede hem kendi içinde çok önemli sorunlar yaşıyor, önemli krizler yaşıyor. Doğaldır ki hem ana muhalefet partisi hem muhalefette bulunan partimizin Türkiye'nin yaşamış olduğu bu sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunması kadar doğal bir şey yok. Eş başkanımız ve CHP genel başkanının dediği gibi birçok şey konuşuldu, tartışıldı. Elbette ki Türkiye'nin temel gündemlerinden birisi olan yerel seçimleri de konuştuk, tartıştık. Siz de takip ediyorsunuz. Türkiye'de hem çözülmemiş bir Kürt sorunu var, hem de bölgede ikili bir hukuk uygulanıyor. İki dönemdir Kürt halkının, halklarımızın seçmiş olduğu iradesine kayyum atanıyor. Bu kayyumlar sadece DEM Partisi'nin, bölgede yaşayan seçmenlerimizin ve Kürtlerin sorunu değil. Bu kayyumlar aynı zamanda bizim irademize atıldığı gibi Türkiye'de kendisini demokrat, çağdaş, ilerici, sol, sosyal demokrat diyen hem siyasi partilerin hem kişilerin de temel sorunudur. Önümüzdeki dönem bu kayyum rejiminin, kayyum sisteminin son bulmasını istiyoruz. Bu konuda muhalefetin bu ikili hukuk karşısında tutarlı bir dil ve siyaset ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Yine siz de takip ettiniz. Yaklaşık 90 yerleşim yerinde 100 bin delegeyle bugüne kadar başta Türkiye olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri görülmemiş bir halk oylaması yapmaya çalışıyoruz. Biz yerel demokrasiyi, yerel yönetimleri önemseyen, yerinden yönetimi önemseyen bir siyasi parti olarak halkımızın vermiş olduğu kararları esas alan bir yöntem izleyeceğiz. Doğaldır ki yereli önemseyen, yerel demokrasiyi önemseyen bir parti aynı zamanda Batı'da yerel seçimlerde hangi nitelikte, hangi özellikte olacağı
ve olacağı belli olan adayların seçimini de dikkatle izliyor. Önümüzdeki günlerde kent uzlaşısı çerçevesinde Türkiye'de demokrat, halkçı, şeffaf, toplumcu belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi içinde bir hassasiyet içerisinde olacağız. Önümüzdeki günlerde yerel yönetimler anlayışımızın batıda da karşılık bulması için işbirliği, güç birliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılabileceğini, tartışılması gerektiğini bugün dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının yerel yönetimlerde işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler. Önümüzdeki dönem yerel seçimlerde emekçilerin, yoksulların, onların iradelerinin yansıdığı halkçı, toplumcu, belediyecilik anlayışının kazanması için biz parti olarak elimizden gelen bütün çabaları ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum. Yine bize bu sıcak ev sahipliğinden dolayı Sayın Özgür Özel şahsında CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne, çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkürlerimi ileterek hepinize kolay gelsin diyorum.